Derneğimiz 2016 yılında kurulmuş olan bir dernektir. Derneğimizin kuruluş amacı 90'lı yıllardan ve bugüne kadar yerlerinden zorla göç ettirilen aileler arasındaki dayanışmayı gerçekleştirmek ve sorunlarını çözmek amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz yapmış olduğu yasal çalışmalardan dolayı maalesef hukuk birimleri tarafından davalar açılmış, derneğimizin çalışmaları engellenmeye çalışılmıştır. Bununla ilgili olarak derneğimiz ve dernek yöneticilerimiz hakkında soruşturmalar açılmıştır. Bu soruşturmalar beraatla sonuçlanmasına rağmen ve karar kesinleşmesine rağmen yine bakanlık tarafından dernek yöneticilerimiz ve derneğimiz hakkında mal dondurma kararı alınmıştır. Bu hukuk dışı bir olaydır. Bununla amaçlanan derneğimizin faaliyetlerini pasifize etmektir. Ama buna rağmen biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkeleri yöneten kişilerin yanlış politikalarından dolayı maalesef insanlar yerlerinden, yurtlarından edilmektedirler. Hayatları tarumar olmaktadır. Bunun sonucu olarak da göçmenler ve mültecilik sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu yanlış politikalarını devam ettirmesi için imkan vermemeliyiz. Antidemokratik toplumlarda sivil toplum örgütleri gerçekten önemli bir yere sahiptirler. Dolayısıyla biz de bu sivil toplum örgütlerinden bir tanesiyiz. Baskıcı rejimlerin baskılarını boşa çıkartmak için var gücümüzle birbirimize dayanışma halinde olmak zorundayız. Bu anlamda diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili içişler halindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor bu anlamda. Göçleme Derneği ve 4 tane arkadaşımız hakkında mal varlığı dondurma kararı verildi. Lakin şunu söylemek gerekir, bu hukuki bir karar değil. Çünkü biz bu gerekçelerle hem dernekteki bütün arkadaşlar bir yargı süreci geçirdi. Yine aynı şekilde dernek hakkında bir kapatma davası var ve devam ediyor. Ancak bu mal varlığı dondurma kararının dayanağı olan masa raporu ve iddialar nedeniyle dernek üye ve yöneticilerin tamamı yargılandı. Bu yargılama neticelendi. Bu yargılama neticesinde de bütün herkes beraat etti aslında ve bu beraat kararı da kesinleşti. Buna rağmen, bir yargı kararı olmasına rağmen, bir beraat ve kesinleşme kararına rağmen bakanlık bir siyasi kararla böyle bir karar almış bulunmakta. Amaç şu aslında, bir yargılama süreci geçirmesine rağmen yargı aslında doğru bir karar verdi, beraatle sonuçlandı. Ama yargıyla elde edemediğiniz siyasi bir kararla elde etmek istiyor yani iktidar. Bu da nedir? Göçleme Derneği'nin çalışmalarından rahatsız oldukları için Göçleme Derneği'ni fiilen kapatmak istiyorlar. Fiilen kullanılmaz, çalışmaz hale getirmek istiyorlar ve tabii ki kriminalize etmek istiyorlar. Göçleme Derneği'ni biliyorsunuz yani hem içte yaşanan zorunlu göç hem de dış ülkelerden gelen göçler alanında çalışan bir kurum. Bu süreçte de ciddi çalışmaları var, ciddi rapor ve kitapları söz konusu. Zaten esas rahatsızlık da işin doğrusu geçmişteki çalışmalarından kaynaklı. 2015-16 yılında yaşanan sokağa çıkma yasakları sonrasındaki o süreci belki de en iyi özetleyen, en iyi anlatan, gözler önüne seren bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar nedeniyle zaten hedefe konulmuş bir kurumdan bahsediyoruz. Amaç da bu çalışmaların devamının gelmemesi ve Göçleme Derneği'nin fiilen kapatılması, çalışmaz hale gelmesi. Hukuken de kabul edilecek bir karar değil ve kaldırılması gerekiyor. Bu hukuki yönü. İkinci yönü de tabii ki bu süreçte dernek kapanmayacak. Yani Göçleme Derneği dediğimiz derneğimiz bir banka hesabından ya da binalardan ibaret değil ve bu çalışmalar devam edecek.